Şevket'in bu kadarına dayanmasını hiç beklemiyordum. Bak bunu da atlattı. Bakalım bu akşamı atlatabilecek mi? Ne var ki bu akşam? Beşiktaş'ın maçı var ama bizim evde misafir var. Kim geliyor ki? Ona daha karar vermedim. Ama aklıma biri geldi. Alo, Gülper abla, Esin ben, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim Esin. Ben sizi bu akşam yemeğe davet etmek istiyorum. Zaten ne zamandır aklımızdaydı bizim Şevkat'le sizi davet etmek istiyorduk. Gelirseniz çok mutlu oluruz. Tabii, seve seve geliriz. Tamam o zaman, bu akşam bekliyoruz. Görüşmek üzere. Bakalım Şevkat Beşiktaş maçını izlemeden durabilecek mi? Ay Esin, çok acımasızsın gerçekten de. Yani bu kadar da çok fazla. Göreceğiz onu. Fazla mı, az mı? Alo. Ha Semuz abi. Ben akşam maça geliyorum abi. Benim yerime ayır, tamam. En öndeki, en önde. Tamam. Ha şey, bu arada bu geçen hafta habire hakeme sahip söven bir herif vardı. O herifi alma abi, o herif gelmez. Vallahi bak alırsan ben döve döve atarım işler, haberin olsun ha. Tamam. Ha bir de bu şey vardı. Şu sürekli Beşiktaş atağa kalktığında böyle falan diyen gıcık bir herif vardı. O herifi de alma abi ya. Ya alıyorsan da en arkaya bir yere otur. Vallahi sinirimi bozuyor ya. Tamam. Ha bir de bu abi gözle görünür bir yere şöyle müessesemizde çay karıştırma süresi maksimum 5 saniyedir yazacağım. Vallahi bizimkiler ağzı açık ayran budalası gibi öyle dalıyorlar maça. Şıngır 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 5 dakika çay karıştırıyorlar ya. Tamam. Tamam sağ olasın abi. Tamam Şemuz abi. Tamam abi. Başla. Eyvallah. Tamam. Ay. Efendim. Gel. Akşam misafirlerimiz var. Ne misafiri ya? Yemeğe misafir davet ettim. İyi de akşam Beşiktaş'ın maçı var. Ya işte hani biz evlilik provası yapıyoruz ya. Böyle evli çiftler misafirliğe giderler. Evlerinde misafir ağırlarlar. Ama Beşiktaş'ın da maçı var ya. Maç işte. İşte ya. Maç var. İyi de yani bu evlilik provasını sen çok istedin. Ha tamam doğru ben istemiştim falan da ya. Maç. İyi tamam o zaman maç var misafir falan gelmesin diyorsan biz şu anda vazgeçelim bu evlilik provası işinden. Ya of, tamam Allah Allah ya tamam. Ne bak o zaman tamam. Ama sen de iyi bir ev hanımı olaraktan yemekleri ellerinde kendin yapacaksın. Peki tabii ben yapacağım. Hatta şimdi markete gidiyorum yemek bir şeyler alacağım. Yok. Marketten olmaz. Bak bugün pazar kuruluyor. Gideceksin pazarda en ucuzlarını, en tazelerini seçeceksin. Pazardan alacağız. İyi de bir sürü yemek yapacağım. Onlar öyle yetişmez ki. Ben bu seferlik marketten alayım bir dahakine pazara giderim. He, o zaman ben de bu seferlik maç çizeyim. O zaman öyle yapalım. Pazara gidiyorum. Ama en ucuzunu alacaksın. En ucuzunu. Ben nereden girdim bu işe? Lan nereden çıktı bu evlilik evcilik oyunu ya? Dur Esin abla yardım edin. Teşekkür ederim canım. Tamam bunu ben alırım. Tamam tamam. Şu zaten geldik. Teşekkürler. Rica ederim. Ne demek? Görüşürüz. Görüşürüz. Hoş geldin Esin. Ne yaptın? Ne yapıyorsun sen öyle? Ya şey, masanın bacağı şey yapmış herhalde, kısa şey yapmış da yemek falan yerken bu çorba mor başı adam kolunu koyar bilmem ne yapar. Çorba dökülür falan, tatsızlık olmasın yani şey yaptım. Sen böyle ufak tefek ıvır zıvır işlerin üstesinden gelemiyorsan ben arada gelir hallederim, sıkıntı yapma. Ya ne münasebet, ben hallediyorum evimin her işini. Bu masanın ayağı da sallanmıyor da ayrıca. Bakayım şuna ben. Dur bakayım, ne aldın? Aa biber de almış, iyi. Gel şunları o zaman yerleştirelim hemen biz. Şey yapmasın. Alayım ben bunları. Onları da ben alayım. Sen onu da alayım. Hadi neyse. Yaptın değil mi masayı sallan? Yaptım güzel şey yaptım. Ay ya
önce neyi yapsam acaba? Salatayı yapsam akşama kadar dayanmaz, değil mi? Ya. Çorbayı yapayım o zaman. Ya da şey yapayım, dalyan köfteyi. Dalyan köfte. He. Biraz yüklenmiyor mu kendine ya? Ne bileyim, bir makarna yapardın. Öyle asortik bir sos şey yapardın üstüne. Ona işte öyle İtalyan şeysi diye şey yapardık. Ne demek istiyorsun sen şimdi? Ben yeteneksiz miyim, yapamaz mıyım dalyan köfte? Hayır, estağfurullah. O anlamda değil de yani dalyan köfte bir ince zor ya. Köfte işte ya. Ne kadar zor olabilir ki? Peki, say bana malzemelerini. Ha, ilk 11'i saysan yeter ha. Yedeklere gerek yok. Say lütfen. Kıyma. Bravo. Çok bravo gerçekten. Evet. Soğan. O zaten Allah'ın emri. Zaten ben bu yemek pişiremeyen kadınları anlayamıyorum. Yani soğanla salçayı neyle karıştırsan yemek oluyor zaten. Şevkat, benim sinirimi bozma. Bak zaten gerginim, stresliyim burada. Yardım edeceksen et, etmeyeceksen ayağımın altında dolaşma. Ha, yani ben pes ediyorum. Ben iyi bir ev kadını olamıyorum. Bu dalyan köftenin adının da neden dalyan olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Bu demek istedin yani, neden? Yok, hiç öyle bir açıklamam yok. Gayet de iyi bir ev kadınıyım. Dalyan köftenin de nasıl dalyan köfte olduğunu gayet de iyi biliyorum. Nasılmış bir alalım o zaman. Neden dalyan köfte adı? Çünkü adı üstünde böyle köfteler dalyan gibi oluyor böyle ince uzun. Ben şimdi güzel şey yapacağım, yoğuracağım. Kıymayı malzemelerle işte köfte haline getireceğim. Elimle güzel şekil vereceğim. Böyle ince uzun dalyan gibi olacak sana dalyan köfte. Oradan diyorum yani hiç tamamen şekliyle alakalı diyorum. Yani içerikten falan değil. Peki çok. Buyurun o zaman alalım, sizi şöyle alalım. Evet, mutfağımızı boşaltalım. Boşaltalım mutfağınızı. Peki. Eline sağlık Esin'ciğim. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Gerçekten güzel olmuş Esin'ciğim. Yani ben Gülpür'ün yemeğinin dışında pek yemek yemem. Bu yüzden de pek misafire de gitmeyiz aslında. Ama sen bütün yemekleri böyle yapıyorsan sen ara, biz her akşam buradayız. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Şevkat bak, duyuyor musun? Bir de sen yemek yapamazsın diyordum. Ya bu masanın ayağı vallahi çok şey, ben buna bir bakayım ya, dur. Ya bu nedir ya? Ne oluyor ya? Ne nedir? Bu ne ya? Tatlı nerede? Misafir var burada. Ayıp değil mi? Tatlı yok sofrada, nerede? Şevkat, tatlı var mutfakta duruyor. Henüz yemek yiyoruz. Tatlıyı sonra getireceğim. Sen niye yemiyorsun hiç? Beğenmedin mi? Şimdi ben yiyorum ya, niye beğen... Allah Allah, sen de bak kafamı karıştırıyorsun iyice ha. Senin kafan burada olmadığı için karışıyordur tabii. Maçta değil mi aklın? Ne maçı, maç mı vardı? Ya Gülperi abla, ben üzerine afiyet biraz koyu Beşiktaşlıyım da. Biliyoruz. Bu akşam da Beşiktaş'ın maçı var. Ama tabii sizden önemli değil canım ya. Kırk yılın başı misafirliğe gelmişsiniz. Normali bu zaten. Değil mi? Yani hiç onda şey olacak. Ana çatal düştü. Hiç rahatsız olmayın, ben hemen alırım aşağıdan çatal. Bir şuradan şey alayım. Ya biz aslında bir evlilik provası yapmaya karar verdik. Yani şimdi ikimiz aynı evin içinde anlaşabiliyor muyuz? İşte bir aile kurabilir miyiz beraber? Onu test ediyoruz. Sizi de bu akşam biraz da bu yüzden davet ettik. Çok güzel düşünmüşsün. Yani çok güzel bir deney bu. Çünkü insanlar şimdi nişanlıyken ve çok mutlu oluyorlar. Geziyorlar kol kola, el ele. Ama evlenince öyle olmuyor. Çünkü evlilik öyle değil tabii. En fazla 40 yılda bir iki misafir gelir. Onun dışında böyle kös kös oturuyorsunuz zaten. İyi bir tarafı var. Bildiğin yemekleri yiyorsun. Şevkat, Şevkat nereye kayboldun? Kimi kayboldu? Yok, kaybolmadım ya. Niye kaybolayım? Kaybolmadım. Bana da pek düşkün. İki dakika gözünün önünden ayrılayım. Hemen özler. Şevkat'ım da Şevkat'ım, değil mi? Özlemiyorum canım. Merak ediyorum. Başımı çevirdiğim gibi bir belaya bulaştığın için insan merak ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.